Windows kullanırken Microsoft Edge'i silemediğim gün benim için Windows yavaş yavaş bitmeye başlamıştı. Çünkü işletim sistemimin bilgisayarımda özellikle neyi silip silemeyeceğimi dikte etmesi benim için bir nevi kırmızı çizgiydi diyebiliriz. Gerçi ilk başta 3. parti araçlarla veya PowerShell ile Microsoft Edge'i silebiliyorduk ama bir süre sonra her ne hikmetse Edge bilgisayarımıza geri giriyordu. Geçtiğimiz günlerde Mozilla'nın Edge hakkında yaptığı 74 sayfalık araştırmayı okudum ve gördüğüm kadarıyla Microsoft kendi tarayıcısının kullanılması için yapmadığı zorbalığı bırakmıyor. Bu araştırma 3 soruyu yanıtlamaya çalışıyor. İlk sorumuz Windows ve Edge müdahale siz farklı bir tarayıcı indirip yüklemeye izin veriyor mu? İkinci sorumuz indirdiğimiz tarayıcı müdahalesiz varsayım olarak ayarlamaya izin veriyor mu? Son sorumuzsa varsayılan tarayıcı seçimine saygı duyup duymadığı olacak. Biz de bu soruların cevabını bu videoda aramaya çalışacağız. Öncelikle şunu unutmamak lazım. Bugün diyelim bir şirket açtık. Baştan işletim sistemi yazıyoruz beraber. Sıfırdan bir işletim sistemi yazdık ve bir departmanımızın bir kısmı da işte tarayıcı yazıyor. Ayrı bir ekip tarayıcı üzerinde uğraşıyor. Tabii ki bu durumda aynı şirkette işletim sistemini üreten bireyler olarak tarayıcıyı varsayım olarak işletim sistemine gömerek getirebiliriz. Ki bu normal bir şey, doğal bir şey bir açıdan baktığınızda. Aynı şirket çünkü iki şey üzerinde de çalışıyor. Birbirini körüklemesini isteyecektir bir açıdan. Yani temelde Microsoft'un yaptığı şey aslında kötü bir şey değil. Ama işte olay zorbalığa döndüğünde, olay senin bütün isteklerine karşı çıktığında ve özellikle tarayıcı seçine bile zorla varsayan olarak yaptığında işler değişmeye başlıyor. Burada zorbalık başlıyor ve hem kullanıcıya hem piyasaya zarar veriyor. Mesela diyelim 01 Windows kurulumu yaptınız ve normal bir birey olarak tarayıcı indireceksiniz. İlk yapmanız gereken Microsoft Edge'i açmak olacak. Tarayıcıyı açar açmazsa Edge kurulum sihirbazını tamamlamanızı istiyor. Peki kurulum sihirbazında bir şey dikkatinizi çekti mi? Varsayan olarak bütün kutucuklar işaretli. Bu psikolojide ön seçim modelinin örneği. İnsanlar genelde seçilmiş şeyi tercih etme eğilimindedirler ve hazır tikli gelen işaret insanların büyük çoğunluğu geri kaldırmıyor. Bu tik işaretleri bütün verilerinizin Microsoft'la paylaşmanız anlamına geldiğinden kutucukların işaretli gelmemesi lazım ama işaretli bir şekilde geliyor. Bir şey daha dikkatinizi çekmiş olabilir. Kutucuk işaretinin rengi gri. Normalde Microsoft tasarım rehberinde işaret kutusunun tiklendiğinde mavi olması gerektiğini söylüyor. Göz alıcı olması gerektiğini, kullanıcının özellikle hani tıkladığını anlaması gerektiğini söylüyor ama kendileri kendi yazdıkları tasarım rehberine uymayıp gri şeklinde işaretliyorlar. Peki neden? Çünkü beyaz arka planda griyi görmesi zor. Sanki tıklasan da bir şey olmayacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Peki diyelim Microsoft'un arama çubuğu üzerinden başlat menüsündeki arama çubuğu üzerinden tarayıcıyı indirmeye çalıştınız. Bu sefer ne olacak? Herhangi bir tarayıcı ismini yazmaya başladığınızda sağ tarafta Microsoft'un önerdiği tarayıcıya geç. Microsoft Edge daha hızlı, güvenli ve gizli şeklinde bir yazı çıkıyor. Bunu herhangi bir tarayıcı ismi arattığında gösteriyor. Yani Firefox yazsan, Chrome'da yazsan, Maxton bile yazsan, örnekte Maxton var çünkü. Böyle bir tarayıcı olduğunu unutmuştum ben. Ne yazarsan yaz bu uyarıyı önüne çıkarıyor. Bu durumda da aynı şekilde görsel müdahale ile kullanıcının karar vermesine engellemeye çalıştığını görüyoruz. Burada çıkan sonuçlar üzerinden olur da herhangi bir bağlantıya tıklarsanız yine Edge tarayıcısı üzerinden açıyor. Yaptığınız aratma Bing üzerinden açıldığında bu sefer en başta yeni bir tarayıcı indirmeye gerek yok. Microsoft zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacak, hızlı, güvenli ve modern bir web deneyimi için Edge'i kullanmanızı önerir şeklinde bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Olur da bütün bu aşamaları geçip yani bütün bu uyarılar üzerinden çıkıp Chrome'un tarayıcı indirme sayfasına tıklarsanız bu sefer yine bir uyarı çıkıyor karşınıza. Edge'in Chrome tabanlı olduğuna ve indirmenize gerek olmadığına dair bir bildirim çıkıyor. Bunu geçip Chrome'u indire bassanız bile bu sefer HTML sayfasının en üstüne kocaman bir banner enjekte ediyor ve burada yine aynı uyarıyı görüyoruz. Yani sizin tarayıcı indirme tuşuna bastığınızda bile artık Chrome'un sayfasını ihlal edip kocaman bir banner enjekte edip indirmenize gerek olmadığını, Edge'i kullanmanız gerektiğini söylüyor. Bu durumda ne kadar ileri gittiğini görüyorsunuz. Hatta geçen haftalarda bir haber de çıkmıştı. Siz Chrome'u varsayılan tarayıcı yapıp kullansanız bile otomatik olarak arka planda sekmelerinizi, geçmişinizi ve çerezlerinizi Edge'e senkronize oluyor. İzin vermeseniz bile senkronize ediyor. Burada Microsoft Edge'i kullanmanızı sağlamak için ne kadar ileri gidiyor görüyoruz. Windows ve Edge müdahale yapmadan farklı bir tarayıcıyı varsayılan olarak ayarlamanıza izin veriyor mu? Bir tarayıcı yükledikten sonra ayarlardan varsayılanı değiştirmeye çalıştığınızda ilk olarak en üstte Edge çıkıyor ve altındaysa Windows için önerilen tarayıcı yazıyor. Bu uyarıyı aldırmayıp istediğiniz tarayıcıyı seçtiğinizde ise bu sefer ikinci bir uyarı çıkarıp farklı bir tarayıcıya geçmeden önce Windows 10 için önerilen yeni hızlı Microsoft Edge'i dene şeklinde ayrı bir yazı çıkıyor. Burada yine kullanıcı varsayılan tarayıcıyı değiştirmesi için iki aşamadan geçmesi gerekiyor. Yani bir defa tıklayacaksın, bir kez daha tıklayacaksın. Emin misin? Değiştiriyoruz bak emin misin şeklinde iki defa tık yapmanız gerekiyor. Bir diğer problemse dosya uzantıları meselesi. Biliyorsunuz artık günümüzde birçok uzantıyı
tarayıcı üzerinden açıyoruz. Örneğin PNG, SVG, XHTML, PDF, HTML birçok şeyi tarayıcı üzerinden açıyoruz. Ve varsayılan tarayıcınızı Edge dışında seçseniz de bu uzantılar yine Edge'de açılıyor. Önceden varsayılan tarayıcıyı seçtiğinizde bütün tarayıcıyla açacak olan uzantılar otomatik olarak değişiyordu. Ama artık bunu Microsoft kaldırdı ve varsayılan tarayıcıyı değiştirseniz bile sallıyorum PNG uzantıları, XHTML uzantıları hala Edge'de açılıyor. Bunu ek olarak elle tek tek değiştirmeniz gerekecek. Ve bu da kullanıcı için çok büyük sıkıntılı bir durum. Yani düşünsenize 10 tane uzantıyı bir daha elle tek tek Edge'den Firefox'a değiştiriyorsunuz. Kullanıcı için çok çok rahatsız edici bir durum. Windows ve Edge varsayılan tarayıcı seçimine saygı duyuyor ve müdahale etmeden kullanmaya devam etmelerine izin veriyor mu? Bazı kullanıcılar ara ara Windows'u daha iyi kullan şeklinde bir uyarı alıyorlar ve tamam tuşuna bastığınızda ilk kurulum ekranındaki gibi bir yere atıyor sizi. Ve buradaki aşamaların en sonuna geldiğinizde kocaman bir uyarıyla işte varsayılan tarayıcı ayarlarına döndürün, Microsoft Edge'i kullanın şeklinde bir uyarı çıkıyor. Ve yine ileri ileri falan dediyseniz bunu görmeden kabul etmiş olabiliyorsunuz. Bu sefer yine birinci aşamaya dönüp tekrar varsayılan tarayıcıyı değiştirmeniz gerekecek. Burayı bir şekilde atlatıp skip tuşuna bassanız bile her Windows'un ayarlar kısmına geldiğinizde webde dolaşma için geri yükleme önerilir şeklinde bir uyarı görüyorsunuz ve buna tıkladığınızda da yine Edge varsayılan oluyor. İşin daha da sıkıntılı yanı, biliyorsunuz arama çubuğunun sol tarafında Windows arama kısmı var ve insanlar buradan aratma yapıyorlar. Sizin varsayılan tarayıcınız Edge olmasa bile yine buradaki yaptığınız aratmalar Edge üzerinden açılıyor ve Edge varsayılan olmadığı zaman sizin önünüze aralıklarla yine Microsoft Edge'i kullan şeklinde uyarılar yapıyor. Arama barı sisteme entegre bir şey ve bunun sadece Microsoft'un ürünüyle çalışması oldukça saçma bir durum. Ek olarak başlangıç menüsünde de aralıklarla hala Chrome'u mu kullanıyorsun, Microsoft Edge'e geç şeklinde uyarılar çıkarıyor. Windows 11'deki uygulamacıkları kullanırsanız sürpriz, yine tıkladığınızda Edge ile açılıyor. Outlook ve Teams uygulamalarını kullanıyorsanız burada tıkladığınız bağlantılar yine zorla Edge ile açılıyor. Yani sizin varsayılan tarayıcınız Firefox olsa bile Microsoft Teams'den bir bağlantıya tıkladığınızda Edge ile açılıyor. Peki bütün bunları niye konuştuk? Ben kendi bilgisayarımda kullandığım bir işletim sisteminin bana bu kadar sorun çıkarmasına karşıyım. Varsayılan tarayıcı değiştirmeden önce onlarca sorunla karşılaşıyorsunuz. Değiştirdikten sonra da onlarca sorunla karşılaşıyorsunuz. Sizi sürekli Edge açmaya zorluyor. Farklı şekillerde bir bağlantıya tıkladığınızda, arama çubuğunda ya da Microsoft sistem komponentlerini kullandığınızda sürekli Edge açmaya zorluyor ve açtığında da sürekli uyarı çıkarıyor. Ayarlar kısmına gittiğinizde sürekli uyarı çıkarıyor. Bildirimler çıkarıyor. İndirirken bildirim çıkarıyor. İndirdikten sonra bildirim çıkarıyor. Gün sonu kullanıcı seçimini bu kadar ihlal etmesi çok çok büyük sıkıntılı bir durum ve normalde işletim sistemi dediğiniz şey, kişisel bilgisayarınıza kurduğunuz işletim sistemi size saygı duyuyor olması lazım. Seçimlerinize saygı duyuyor olması lazım. Ve bu arada Microsoft Edge'i kullanıyor olabilirsiniz, seviyor da olabilirsiniz. Size hiçbir lafım yok. Buradaki sorun kullanıcının önüne bu kadar sıkıntı çıkarıyor olması. Kullanıcının çektiği sıkıntıyı geçsek bile bu durum tarayıcı piyasasına zarar veriyor. Çünkü Microsoft Edge'in kullanım oranına baktığımızda şu anda %5'lerde. Büyük çoğunluğu belki az önce bahsettiğimiz yöntemler nedeniyle zorla kullanıyor. Bu Microsoft Edge severler için de kötü bir haber, çünkü tarayıcı piyasasını kötü etkilemek demek, yani rekabeti düşürmek demek, sizin için de kötü bir şey aslında. Rekabet ne kadar fazla olursa gelişim de o kadar hızlı olur. Bir de geliştirici açısından düşünün. Yeni bir tarayıcı çıkarmaya çalışıyorsunuz piyasaya. Kullanıcıları ikna etmeniz ayrı hikaye. Kullanıcıları ikna etseniz bile bütün kullanıcılarınızın bu aşamalardan geçtiğini düşünün. Sıkıntılı bir durum. Microsoft'un kullanıcı seçiminde yaşattığı bu problemlerden dolayı sizi Linux'a davet etmek istiyorum. En azından bugüne kadar hiç denemediyseniz denemenizde fayda var. Daha önceden adım adım Linux'a nasıl geçilebileceği ile alakalı bir video çekmiştim. Sıfırdan geliyorsanız, yani daha önce hayatınızda hiç işletim sistemi kurmadıysanız bile o video işinize yarayacaktır. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıya koyacağım. Siz Microsoft'un Edge'i bu şekilde zorla kullandırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu problemlerle nasıl başa çıktınız? Hepinizin düşüncelerini aşağıda bekliyor olacağım. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katıl üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Ersin Koray Gönce, Egemen Doğrul, Ali Tacay, Azat Zöhre, Alper Yazar, Fayuç, Süze Linux Enterprise Server, Halil Mert Ceylan, Yes Amsemi, Kadir Esen, Furkan Karataş ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız üyelerimiz arasında katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.